Merhaba arkadaşlar. Bugün çok önemli bir gün. Bugün 21 Mart. Bizlerden kromozom sayısı bir fazla olan Down sendromluları anlamamıza, onları hayatımızdan soyutlamamamıza, onları farklılıklarıyla sevmemiz gerektiğine dair özel bir gün. Belki bilmeyenleriniz vardır diye bugünkü videomda sizlere Down sendromlular hakkında bilgiler paylaşacağım. Down sendromu nedir, nasıldır, nedendir gibi sorulara cevap vereceğim bugün. Biz insanlar 23 anneden 23 babadan olmak üzere 46 kromozom sayısına sahibiz. Ama bu durum Down sendromlularda farklı. Çünkü Down sendromlularda 21. kromozomda 2 tane yerine 3 tane bulunmaktadır. Bu yüzdendir ki Birleşmiş Milletler tarafından 10 Kasım 2011'de 21 Mart günü Down sendromları farkındalık günü olarak ilan edilmiştir. Down sendromu ilk kez 1866 yılında İngiliz hekim olan John Langdon Down tarafından sistematik bir şekilde sınıflandırılarak bir sendrom olarak tanımlanmıştır. Sınıflandırmış olduğu bu sendroma kendi soyadını vermiştir. 21. kromozomun 3 tane olmasının tespiti de 1959 yılında Fransız profesör Jerome Lejeune tarafından tespit edilmiştir. Dünyada 6 milyondan fazla Down sendromlu birey yaşamaktadır. Türkiye'de ise yılda 800 Down sendromlu bebek dünyaya gelmektedir. Yine Türkiye'de resmi olmayan kaynaklara göre 100 bin üzerinde Down sendromlu bireyin yaşadığına dair tahminler yürütülmektedir. Bu bilgileri verdikten sonra bugünün anlam verilerine dair önemli şeyler söylemek isterim. Down sendromlu insanlar, onların sadece farklı olması bir kromozomdan ibarettir. Onun dışında onlar da bizim gibi, sizin gibi normal hayatta yaşayabilecek insanlardır. Yani sizinle yaşayabilir, sizinle gülebilir, sizinle sevebilirler. Onların da duyguları vardır. Onların da sevme hisleri, kızma hisleri vardır. Onlar da ağlayabilirler, onlar da üzülebilirler. Onlar da aşık olabilirler. Onları engelleyen tek şey zihniyettir. Siz onları yaşama katmazsanız, onları soyutlarsanız, onları kabul görmezseniz, onlar tabii ki kapalı kutu gibi olacaklardır. Hiç gelişmeyeceklerdir. Down sendromluların farkı, zihinleri normal insanlara göre biraz daha geriden gelmektedir. Ama bu değil ki gelişmiyorlar. Tamamen eğitimle alakalı bir durum bu aslında. Yani biz onları hayatımıza katarsak, onları güzel bir eğitimle yaşamamıza katarsak, kesinlikle onlarla yaşanabilir bir dünya yaratmak mümkündür. Ama biz onları engellersek, onlar için daha kötü olur. Ve bizler için. Çünkü biz insanlığımızı kaybetmiş oluruz. Down sendromlu insanlarda kesinlikle kötü düşünceler yoktur. Hep sempatiktirler. Hep size güler yüzle şefkatli bakarlar. Hep sizden sevgi beklerler. Örneğin benim kuzenim olan Yaşar abiden size söz etmek istiyorum. Kendisi benden çok çabuk, çok sempatik bir insan. Down sendromlu olmasından ötürü tabii ki yaşamında zorluklar çekmiştir insanlar tarafından. Ama kendisi öyle tatlı bir insan ki, yani insan onun yanında kendini çok iyi hissediyor. Onunla gülebiliyorsunuz, şakalar yapabiliyorsunuz, onunla sohbet ediyorsunuz. Ama inanın onu tanımak istersiniz. Ve tanıdığınızda da gerçekten de hani yapmış olduğunuz ön yargıların aslında gereksiz olduğuna inanırsınız. Yine Down sendromlular gerçekten de insani duyguları, şu yürekleri çok yumuşak insanlardır. Geçen gün Down sendromlu bir abi dolmuşta binerken, yani otobüste oturduğunda bir kadın ayaktaydı ve ona yerini verdi. Sempatik ve nezaketen ona yerini verdi. Kadın da ona teşekkür etti. Yani ne güzel bir duygu. Bunu hangimiz yapabiliyoruz sizce? Belki bölgesel olarak değişiyor. Şehirlerde illaki birine yaşlı yer vermişsiniz ama siz
hani o düşünemez, akıl edemez, aklı yok, fikri yok dediğiniz o Down sendromlu insanın da o duygulara sahip olduğunu biliyor muydunuz? Hayır, bilmiyordunuz. Ama bilmeniz için engel yok aslında. Tek engel sizin zihniyetinizdir. O yüzden onları anlamak, onları farklılıklarıyla sevmek gerekiyor. Onları anlamak dediğimde ya da farklılıklarıyla sevmek dediğimde internet ortamında veya bir toplantıda, gösteride onlar için eylem yapmak değil, onlar için paylaşım yapmak değildir. Onlarla gülmek, onlarla oynamak, onlarla film izlemek, onlarla kitap okumak. Tüm bunlar önemlidir. Siz gelin, siz de bugün 21 Mart gününde onları farklılıklarıyla sevmeye, onlarla yaşamaya, onları hayatınızın en güzel köşesine koymaya adım atın. Down sendromu farkındalık günü sizin için belki ilk adım olabilir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.